Haberaks ekranlarından mutlu günler. Ben Merve Özyürek. Saatlerimiz 17'yi gösterirken günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü operasyonu kapsamında Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 8 asker adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonda görüştükleri tespit edilen askerlere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Bursa ve Adıyaman illerinde önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 15'i muvazzaf ve 1'i eski asker 16 şüpheli gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan askerler Samsun Adliyesi'ne sevk edildi ve nöbetçi mahkemeye ifade veren astsubay ağa tutuklanarak Samsun T-Tipi kapalı cezaevine gönderildi. 4 asker ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 8 asker de bu sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 3 askerin ise TEM Şubesi'ndeki sorguların devam ettiği öğrenildi. İlk Adım ilçesi hastane mahallesinde gece saatlerinde baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Babasının saldırısına uğrayan 26 yaşındaki oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlunu öldüren babaysa adliyeye sevk edildi. Olay Samsun'un İlk Adım ilçesi Hastane Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Çağlar Y, evlerinde tartıştığı babası Nesim Y'nin tabancalı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Çağlar Y olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Nesim Y, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Çağlar Y'nin cenazesi ise otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Oğlum neden öldürdü? Cinayet bürosundaki sorgulanması tamamlanan baba Nesim Y, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Neden ölmek istedin? Neden kavga ettiniz? Demir kapılar ölüm saçmaya devam ediyor. Sevgili izleyenler, Kocaeli'nin Derince ilçesinde okul bahçesinde üzerine demir kapı devrilen 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Samsun'un İlk Adım ilçesinde ise demir bahçe kapısı üzerine devrilen ığırık kuyruklu 6 yaşındaki kız çocuğu biraz daha şanslıydı. Ölümden döndü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Samsun İlk Adım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda evlerin yanındaki apartmanın önünde oyun oynayan ığırık kuyruklu 6 yaşındaki kız çocuğu demir bahçe kapısının bulunduğu rayın üzerinden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rahmeme tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karadeniz insanı dere ve ırmak yataklarında yapılaşmaya gidiyor ama doğa kendi dengesini kurmakta ısrarcı. Ordu'nun Ünye ilçesinde Ağustos ayında meydana gelen selin etkili olduğu alanın röntgeni çekildi. Sonuçlarsa ırmak yatağının geçen 10 yıllar içinde nasıl daraldığını gözler önüne serdi. Ordu'da 8, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde büyük zararlar ortaya çıktı. Bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşın yaralandığı, 356 iş yeri ve 99 konutu su bastığı, 123 elektrik trafosu ve 60 aracın hasar gördüğü, 161 mahalle grup yolunun ulaşıma kapandığı sel ve su taşkınlarında 9 köprü tamamen yıkıldı. Özellikle birçok fabrikayı sular bastı. Bastığı yağışlarda bini aşkın insan bulundukları yerden tahliye edildi. Sel afetinde en fazla gündeme gelen alansa Cevizdere Irmağı'nın Karadeniz'le birleştiği nokta oldu. Irmak üzerine bir köprünün yıkıldığı afetin ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bir çalışma başlattı. İlk olarak Cevizdere Irmağı'nın denizle birleştiği noktanın röntgeni çekildi. Çekilen röntgende ırmak yatağının geçmiş yıllarda daha geniş olduğu ancak zaman içerisinde daraltılarak yapılaşmaya meydan verildiği ortaya çıktı.
Röntgen haritasına göre kırmızı çizgiler bugünkü mevcut ırmak yatağını gösterirken etrafa dağılan ve özellikle mavi renkli yüzyıllar öncesine dayanan gerçek ırmak yatağı olduğu vurgulanıyor. Doğu Karadeniz bölgesinde dere yataklarını işgal eden yapılar ve müdahaleler yıkılacak. Rize'de 7 katlı bina ile başlayan yıkımlar ve Doğu Karadeniz bölgesi için eylem planı hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dere yataklarının işgal edilmesinin önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar, geçtiğimiz günlerde selin sembolü haline gelen 7 katlı binanın yıkılmasıyla resmen başladı. Artvin'den Samsun'a kadar olan derelerde bakanlık tarafından başlatılan çalışmalarda dere yataklarını işgal eden yapıların yıkılması için eylem planı yıl sonuna kadar hazırlanacak. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesindeki yeni yağış rejimine uyum için hazırlanan eylem planıyla dere içerisinde bulunan binaların, yapılmış olan dolguların ve müdahalelerin tek tek tespitleri yapılacak. Sevgili izleyenler, Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su kıyı şeridinden yaklaşık 100-150 metre çekilerek yaklaşık 10 metre düşüş gösterdi. Hal böyle olunca da tekneyle gidilebilen bir kayalık ortaya çıktı. Almus ilçesinde 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılığın yanı sıra görselliğiyle değer katan Almus baraj gölünde su seviyesinde önemli derecede düşüş söz konusu. Kıyı şeridinden su seviyesi yaklaşık 100-150 metre çekilerek yaklaşık 10 metre düşerken vatandaşlar mal kayası olarak bilinen kayalığı artık tekneyle değil yürüyerek geçebiliyor. Türk bayrağı dikili olan kayalığın yaklaşık 4 ay önceki fotoğrafıyla Ekim ayında çekilen fotoğrafı arasındaki fark sudaki çekilmeyi gözler önüne seriyor. Kıyı şeridinden suların önemli derecede çekilmesiyle birlikte bazı kayık ve tekneler toprak altında kaldı. İlçe halkından Emre Esen uzun yıllardan sonra ilk defa su seviyesinin bu kadar düştüğünü kaydetti. Bu kayalıklar bu görünmüyordu. Görünmüyordu bu kayalıklar. Görünmüyordu işte. Yani şu ta şuradaydı. Çayır olan yer var ya şu alt tarlalara. Önceden oradaydı. Dura aşırı yendi. Seneden seneye yeni. Bak bu seneki hasar aha belli. Vatandaşlardan Ali Durmuş'sa kar yağışının fazla olmaması nedeniyle barajda su seviyesinin düştüğünü tahmin ettiklerini söyledi. Sular bayağı çekildi tabii su olmadığından dolayı da kuraklık gittikçe baş gösterir. Yöre halkından Hakan Arslan'da 3-4 ay önce sularla kaplı olan kayalık alanın su seviyesinin düşmesi sonucu ortaya çıktığını belirtti. Vallahi tahmini 100 metre geçti ya. Ledik Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri fırınlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ekmeğin gramajından fırınların temizliğine, etiket ve ambalaj kontrolüne kadar birçok ayrıntı titizlikle incelendi. Ledik Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri ekmek üretimi yapılan fırınlarla unlu mamul imalatı yapan iş yerlerinde sağlık kuralları, ortam hijyeni, ekmek gramajı, etiket kontrolü, ruhsat ve personel kıyafetleri konularında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ekmeğin gramajından fırınların tazeliğine, etiket ve ambalaj kontrolüne kadar birçok konunun titizlikle incelendiğini belirten Ledik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, İlçemizdeki fırınları düzenli olarak denetliyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde Ladik Belediyesi zabıta ekiplerimiz tarafından vatandaşımızın sağlıklı, hijyen ve gramaj kurallarına uygun ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri tüketmesi amacıyla fırınlarımız sık sık denetleniyor dedi. Kavak Belediyesi'nin her mahalleye bir park projesi sürüyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacağını belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor dedi. Kavak Belediyesi'nin her mahalleye bir park projesi sürüyor. Proje kapsamında son olarak Mehmetpaşa Mahallesi'nde atıl durumda olan parka giren fen işleri ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacağını belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Her mahalleye bir park projemiz tüm hızıyla devam ediyor.
Halkımızın çocuklarıyla huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturmak en büyük önceliğimiz dedi. Ordu'nun Ünye ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen yangında evli ve iki çocuk babası beden eğitimi öğretmeni çocukları alevlerin içinden kurtardı. Çocukları yangından kurtaran öğretmen o anları anlattı. Ordu'nun Ünye ilçesinde 6 Ekim tarihinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Tuna Sokak'ta yangın meydana gelmişti. Tutuşturulmak üzere hazır halde bırakılan sobanın çocuklar tarafından yakılması ve içerisinde bulunan pet şişenin patlayıp sıçraması sonucu evdeki eşyalar yanmaya başlamıştı. 6 katlı binanın zemin katında çıkan yangında alevlerin içerisinde kalan 4 yaşındaki Sevilay Baş'la 13 yaşındaki Oğulcan Baş, o sırada aracını park eden ve komşuları olan beden öğretmeni tarafından kurtarılmıştı. 36 yaşındaki ve iki çocuk babası beden eğitimi öğretmeni Mehmet Serdar Çözeli olayın nasıl olduğunu anlattı. Buraya zaten girilemiyordu. Aşırı duman vardı ve yangın vardı burada. Şu koltuklarla başladı diye düşünüyorum yangın. Kız buradan su döküyordu. Kolasla burada bir yerde olacak. Evet. Bunlardan biri. Buradan su dökmeye çalışıyordu. Buradan tuttum dışarı çıkarttım. Zaten yan olayla sıçrama yapıyordu. Yangının asıl başlangıcımız burası. Zaten göründüğü gibi adamların yazık her şeyi yanıyor. Sevgili izleyenler, Tokat'ta bir simit fırını 25 kuruş zam yapılarak 1,5 liradan satılmaya başlayan simit fiyatlarına karşı kampanya başlattı. İş yerinin camına fırsatçılara inat simit 1 lira 25 kuruş yazısı yazan esnaf diğer esnaflara da çağrıda bulundu. Tokat'ta yaklaşık bir ay önce döviz kurundaki artış nedeniyle 25 kuruş zam yapılarak 1,5 liradan satılmaya başlayan simit fiyatlarına karşı bir simit fırını kampanya başlattı. İş yerinin camına fırsatçılara inat simit 1 lira 25 kuruş yazısı asan esnaf diğer esnaflara da çağrıda bulundu. Dolar artışı bahane edilerek un fiyatları, işte susam, yağ, bu yumurta fiyatları bir anda artınca mecburiyetten dolayı zaten bu zamlar kaçınılmaz hale geldi. Ama sonuçta bizim başka bir Türkiye'miz yok. Bu ülkeye sahip çıkmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevaben biz de böyle 1.25 yapmayı uygun gördük. Kastamonu'da mantar sezonunun açılmasıyla birlikte zehirlenme vakaları da üst üste gelmeye başladı. İl genelinde son bir hafta içinde ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 46 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı. Kastamonu'da mantar sezonunun açılmasıyla birlikte zehirlenme vakaları da üst üste gelmeye başladı. Kastamonu'da son bir hafta içerisinde ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 46 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan muayene sonucunda yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edilen vatandaşlar, ilçe devlet hastanelerinden Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek burada muayene edildi. Kastamonu'da son bir hafta içerisinde il merkezinden 10, Cide ilçesinden 9, Şenpazar ilçesinden 10, Taşköprü ilçesinden 1, Çatalzeytin ilçesinden 1, Dada ilçesinden 3, Küre ilçesinden 3, Bozkurt'tan 7 ve Doğanyurt ilçesinden 2 olmak üzere 46 kişinin yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındıkları öğrenildi. Birçoğumuz gördüğü rüyaları önemsemez. Amasya'da yaşayan bir çiftlik sahibi böyle yapmadı. Amasya'da yaşayan rüyasındaki hünnap diksesi üzerine çiftliğindeki bütün meyve ağaçlarını söküp yerine Çinlilerin ölümsüzlük meyvesi, Avrupalıların ise süper meyve dedikleri hünnap ağacından dikti. 6 yılda diktiği 13 bin fide ile şimdilerde siparişlere yetişemiyor. Sahibi Ahmet Karan, rüyasındaki hünnap diksesi üzerine çiftliğindeki bütün meyve ağaçlarını söküp yerine Çinlilerin ölümsüzlük meyvesi, Avrupalıların ise süper meyve dedikleri hünnap ağacını dikti. 6 yıl önce rüyamdaki daha ne duruyorsun hünnap dik sesiyle irkildiğimden beri yaklaşık 13 bin hünnap ağacı yetiştirdik. Her sene 2000-2500 civarında bir dikim yaptık.
Karan 6 yılda 13 bin dikerek tonlarca yetiştirip sattı. Hünnap, pektin, tanen, müsilaj, şeker ve C vitamini ihtiva ediyor. Hünnap reçel ve sirke yapımının yanı sıra bitkisel ilaç olarak da kullanılıyor. Hünnabın astım ve solunum sistemi hastalarına çok faydalı olduğu, balgam sökücü ve öksürük kesici özelliği olduğu da biliniyor. Kanı temizleyip bağırsakları çalıştıran hünnap, streste vücudun kendini tekrar inşa etmesini hızlandırıyor. Nezle ve soğuk algınlığına karşı direnci arttırıyor, şekeri dengeliyor. Zihni ve bedeni yorgunluk, zafiyet, ağrı kaynaklı uykusuzluk durumlarında insana güç veriyor ve ateşi de düşürüyor. Uzmanlar her sabah 3 hünnap yemeği tavsiye ediyor. Bu haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdaydık. Yarın aynı saatte görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Atasam Hastaneleri yol durumunu sunar. Bölgemizde yer alan yol yapım çalışmaları şu şekilde. Sinop-Samsun Karayolu'nun 45. kilometresinde Bafra şehir geçişinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Samsun-Ankara Karayolu'nun 15 ve 25. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. Samsun-Ordu Karayolu'nun 20 ve 30. kilometreleri arasındaki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Tokat-Niksar Karayolu'nun 52. ve 71. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.